günlerde büyük ilgi toplayan kumdan resim sanatı izleyenleri adeta büyülüyor. Ancak bazı sanatçılar var ki çıtayı daha da yükseltiyor ve kumla değil tuzla resim yapıyor. Resim bu kez kumla değil tuzla yapıldı. Bu tuz. Tuz, evet. Şimdi kumdan da var, tuzdan da var. Hatta bazı yerlerde biz undan daha yaptık. Değil, unu da atalım bir kenara, alçıdan yaptık. Sanatçı Ömer Faruk Elmas'ın elinden çıkan tuzlu resimler büyük beğeni topladı. Bir şekil üzerinden farklı bir şekle geçmektir. Şimdi biz burada kuşun kanadını yaptık, kuşu yaptık. Bu kuşun kanadından direkt Uludağlara, Himalaya dağlarına bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bu şekilde geçiş yaptığımız zaman hem izleyici için farklı bir tat oluşuyor. Nasıl düşünüyor? Aa, kuşun kanadından Himalaya dağları çıktı. Çalışmanın temelinde tıpkı sulu boya çalışmasında olduğu gibi resmi zihinde tasarlamak, sonra da kumu ya da tuzu maharetli elle kullanmak gerekiyor. Bu sizin için belki ilk olacak. Ondan dolayı biraz heyecanlı olarak olarak bunu böyle açıyoruz buraya galiba. Örneğin ne yapayım? Bir ev yapayım mı? Tabii buyurun. Bir şöyle benim bir duvara, bu da çok kaba olacak benimki, amatörce olacak ama olur da olsun canım. Bakayım başarabilecek miyim? Bu da çatısı olsun. Evet. Su kaçağını önlemek için de şöyle kapatalım. Şu da penceresi olsun. Ben de küçükken kumlarla oynardım. Şu da bacası olsun. Ve nihayet tuzlar ev tamamlandı. Oldu galiba. Tabii kesinlikle. Yanına da bir ağaç attım. Bir de, peki yani. Ağacı da hemen koyalım. Aynen. Ağacı koyduk. Şöyle bir Şirin Baba ağacı gibi oldu ama. Geçtim mi sınıfı? Geçtin. Kesinlikle 10 üzerinden. 9. Çok cömert oldu bu. Yani çok şükür cömert insanlarız biz.